Herkese merhaba ben Zimişistan Simay. Bu sefer Ocak ve Şubat ayında okuduğum kitaplarla karşınızdayım. Ben günlük günlüğümdeki sayfalarımı güncellerken bir yandan da size kitaplardan biraz bahsedelim diye düşündüm. Bazılarını tabii ki düz olmak gerekirse hatırlamadığım için önüme notlarımı aldım. Bir önümde, bir önümde, çok önüm var çünkü tövbe yarabbim. Önümde hem her şey defterim açık, içinde kitap notlarım var hem de bu tarafta ne yaptığımı göreyim, son sayfayı göreyim diye günlük günlüğüm açık. Yani masam darmadağın umarım kafam çok karışmadan <laughs> bu ses kaydını alabilirim. Evet efendim ben Ocak ayında kendimi yani son zamanlara göre kendimi aşıp 1, 2, 3, 4, 5, 7 tane kitap okumuşum. O yüzden bir aferin Simay dedim yani. Şimdi bunlardan ilki Kusama, Takıntılar, Aşklar ve Sanat isimli çizgi romandı. Bu bir grafik novel, çizgi roman. İkisi tam ne fark ediyor? Oralara girmiyorum. Çok anladığım işler değil. Affedin. Ama çizgi roman işte yani. Yani şimdi bir kere puanti aşkımdan dolayı Kusama'yı ilk keşfettiğim günden beri çok 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 seviyorum her şeyini. Çizimler de aynı böyle onun dünya, dünyasını yansıtan çizimler olduğu için onlar gerçekten çok güzeldi. Ama yani nasıl diyeyim sanatçıyı zaten seviyorsanız bu kitabın içindeki bilgileri çoktan biliyorsunuzdur. Yani. yani, az buçuk az buçuk da olsa hakimsinizdir konuya. O yüzden hikaye bana inanılmaz yüzeysel geldi. Özellikle biliyorsunuz onun da bir ruhsal bozukluğu var. Artık akıl hastalığı mı denir, ruhsal bozukluk mu dedi her ne diyorsa. Öyle bir şey var ve hani buna böyle biraz daha girer, biraz daha anlatır belki. Böyle bir içgörü bir şey verir falan diye düşünmüştüm ama onların hiçbiri yoktu. Akışı da hikayenin akışı da çok iyi değildi. Böyle bir sürü yere hızlı hızlı atladı gibi geldi. Yani kitap çok güzel. Rafımda da güzel bir yere koydum kendisini. Ama mesela ileride dönüp tekrar okumuyorum Hayır. Ama açık resimlerine bakar mıyım? Bakarım. Öyle bir kitap. Sonra... Ocak ayının ikinci kitabı Sevgili Evan Hansen'dı. Bu gerçekten Broadway'de izlemeyi çok 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 izlediğim ama henüz izleyemediğim müzikallerden biri. Kitabını şans eseri gördüm. Türkçe'de çıktığı, çıkınca Itaki e-mail atıyor biliyorsunuz yeni kitaplarınız diye. Orada gördüm ve koştu koştu hemen aldım geldim. Ama kitabı bitirmeden sabredemeyip önce oturup filmi izledim. Sonra kitabı okudum. Bunda yani hikayeyi çok seviyorum. Özellikle böyle hani ruhsal hastalıkların dışarıdan gerçekten nasıl görünmediğine dair çok güzel mesajlar falan var içinde. O yüzden hikayeyi gerçekten çok seviyorum. Zaten bütün Soundtrack'ini da ezbere daha müzikali izlemiş olsam da. Bunu da şey diyebilirim yani hani kitabı olabileceği kadar, olabileceği kadar iyi yapmışlar ama yani kitabın okumanıza gerek yok direkt filmi izleyebilirsiniz bence ki çok söylemem bunu. Gelelim üçüncü kitaba. History of Wolves. Gördüğüm kadarıyla bu Türkçe'ye çevrilmemiş. Şöyle bir Google'da araştırıp baktım ama Türkçesini bulamadım. Bana biraz önceden bir süre önce okudum. Kaya'nın şarkı söylediği yer diye tatlış bir kitap vardı. Onu hatırlattı. Böyle doğa başlı başına bir karakter falan falan. Bu arada burada sayı sayarken bu <laughs> robot gibi oluyorum. Onu koymasam olmazdı. Ne diyordum? Evet bana Kaya'nın şarkı söylediği yeri hatırlattı biraz. Böyle şey açısından sevdim. Hani kendini bulmak, tanımak için bazı zorlukları aşman gerekiyor. Hepimizin hayatında bu olmuştur. Ama bu bile yani tüm bunları yaşamış olmak, onlardan bir şey almaya çalışmak bile bazen buna yeterli olmayabilir. Onu açık bir şekilde özellikle ana karakterde görüyorsunuz. Bir de bu dini fanatiklerden hangi din olursa olsun, ille işte tek bir Hristiyanlık vesaire olmak zorunda değil, herhangi bir dini fanatikten neden tıstığımı ve biraz daha tiksindiğimi de hatırlattı bana. Çünkü gerçekten hem kendilerine hem de etraflarındakine zarar veriyorlar. Çok böyle saçma sapan şeylere takıp onlara inanıp işte bütün bilimi, common sense'i falan böyle bir kenara atıp bayağı bir zarar veriyorlar. Onları da hatırlattı bana. Öyle, hoştu yani. Çoğu zaman böyle ödüllü kitaplar büyük hayal kırıklığı oluyor. Bu ama hayal kırıklığına uğratmayan ödüllü kitaplardan biriydi. O yüzden de bravo dedim. Bravo kitap sana. <laughs> Kendini sevdirdin. Ve bir sonraki kitap Cadılar. Cadılar. Ben aynı yazarın İdeal Defter isimli kitabını okumuş ve neredeyse hatta bir önceki günlük turumu da sağ yukarı linkleyeyim. Orada göreceksiniz yani o zamanlar kitap günlüğüm vardı hala onu sallamamıştım ve böyle neredeyse bütün deftere bütün kitabı yazdım. O kadar çok sevmiştim. Ama ama zevkine güvendiğim insanlardan hiç sevmeyenler de oldu. Neden sevmediklerini anlayabiliyorum. O gerçekten öyle bir kitap. Ya çok seveceksiniz ya hiç sevmeyeceksiniz. Ama lütfen cadılara eğer ideal defteri sevmediyseniz, sevseniz de sevmeseniz de gerçi, gerçi hiç böyle hani onu baz alarak yaklaşmayın. Tamamen bambaşka bir kitap. Farklı kadınların bakış açılarından anlatıyor. Farklı olanın, güçlü olanın nasıl dışlandığını... Böyle net bir şekilde gösteren, onların çektikleri zorlukları önünüze seren, böyle biraz daha büyülü gerçekçilik esintileri olan inanılmaz güzel bir kitap. Dediğim gibi ideal defterle alakası yok. O yüzden onunla ilgili, ilgili hislerinizi bir kenara bırakıp öyle bu kitaba girişin dedim ve mutlaka okuyun dedim. Bence seveceksiniz. Sonra... Değersiz bir hayat en sevdiğim kitaplardan biri. Onun da ya nefret ediyorsunuz ya çok seviyorsunuz. Bu Hanya Yanagihara'nın ondan önce yazdığı bir kitap. Yani Kitap çok iyiydi ama içindeki konu inanılmaz rahatsız edici bir bilim adamı var. Yani bilim uğruna bile böyle insanları kurtarıyoruz ama onun için iyi bir şey yapıyoruz diye yönünde çalışmalar yapan insanlar bile gerçekten kendi egolarından kurtulup da böyle bir kutlamıyorlar ya. Yani hani bilmiyorum hep kendileri için çalışıyorlar gibi hissettiriyorlar. En azından bu kitaptaki adam da öyle. İçinde e, cinsel istismar tarzı konular da var. O yüzden yani bunu da Türkçesi yok gördüğüm kadarıyla. Arkasını bir okuyun. Eğer kaldırabiliyorum diyorsanız buyurunuz okuyunuz diyorum. Huzur Cinayetleri çok sevdiğim Hopçik Yaya serisinin kaçıncı kitabıydı şu an valla ona bakmamıştım. Buradan da okuyamıyorum videonun üstünden. O serinin kitaplarından biri. Yine tabii ki eğlenceliydi ama önceki kitaplar kadar çok sevmedim bunu yani. O kadar fazla keyif alamadım. Şimdi Ocak bölümünün sonuna yaklaşırken Son kitaba geldik. The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making. Bunun da maalesef Türkçesi yok. Keşke çevirseler. Bunu şöyle anlattım ben. Alice Harikalar Diyarına, Tinkerbell'in Peri Tozundan Serpiştirin, Neil Gaiman'ın Doğma Kalemin Mürekkebinden Dökün, Girip Grim Masallarıyla iyice Karıştırarak Kaynatın 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 ve Sonunda Valente'nin yani Yazarın hayal dünyasını elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunun formülünü böyle buldum. Bu ayki favorilerim Cadılar ve The People in the Trees oldu. Alıntı olarak da yine Cadılar'dan bir alıntı yazdım efendim. Yani sayfa sayılarımı falan söylemiyorum. Onu zaten görüyorsunuz. Bu bölümün sonuna gelirken ben bir sonraki ayın sayfasını açıyorum ki biraz da o kitaplar hakkında bıdı bıdı yapayım. Ve Şubat'a geldik. Evet. Şubat Hepimiz için tabii ki çok zorlu geçti dönme gerek yok. Bu okumalarıma da yansıdı. Yani ne rahat rahat bir şey izleyebildim tabii ki ne okuyabildim falan filan. Ama bir yandan da işte böyle defterlerimi bızıklayayım, kitap okuyayım. Benim böyle bir, bir kısacık bir süre bile olsa bazı şeylerden kaçma yöntemim oldu. Hani hem bir keyif yanı var benim için her zaman kitap okumanın hem de bir kaçış yanı var. Yani kaçmak istediğim zaman da kitaplara sığınıyorum. Aynı şeyi 1500 farklı şekilde söyledim yalnız çok pardon. Neyse. Üç tane kitap okudum Şubat ayında. Bunların ilki iyi Kız Karmaşası'ydı. Şimdi bu notlarımı hazırlarken şöyle bir dönüp baktım. Goodreads'e böyle kısa kısa yorumlar yapıyorum. Eskisi gibi maalesef uzun uzun böyle blog yazasım gelmiyor artık. Yani yapacak bir şey yok. Goodreads'e dönüp baktım. <laughs> Bunun yorumuna sadece nothings yazmışım. Yani zaten romantik komedi zor bir tür. Ya ya tatlış oluyor ya böyle idare eder oluyor ya da bunun gibi böyle aman sakın ellemeyin oluyor. Bu şahsen benim aman sakın ellemeyin isteme girdi. Burada da yıldızlarımı kopya çekiyorum bu arada Hubarınçı Wix'ten. O sayfalar da yeni. Onları da umarım Şubat ayını turlar, pardon Mart ayını turlayacağız. Mart ayını turlarken anlatacağım Sonuna eklediğim sayfaları. Ne diyordum? Ha işte rom-com sonuçta zor bir tür. Bunu biliyoruz. Okey. işte bazıları e oluyor. Bazıları idare eder oluyor falan filan. Bu gerçekten aman sakın ellemeyin dediğim romantik komedimsi, aşk romanımsı kitaplardan oldu. Yani böyle artık nasıl diyeyim sürekli aksi, sürekli ters. İnsanlara da böyle kötü davranan falan filan adamlara böyle ayılıp bayılınmasından bana fenalık geldi. İyi insan seviyorum ben abi. İyi insan seviyorum yani. O yüzden... Bu tarz karakterlerin bu kadar yüceltilmesine, aman Tanrım işte Tanrımsın nesin sen falan moduna sokulmasına acayip uyuz oluyorum. Bu kitapta da zaten hikaye tıp bu arada. O ayrı konu ama asıl ona çok uyuz oldum. Onu da söyleyeyim. Sonra, Şubat ayında okuduğum ikinci kitabı sana anlatmadığım, anlatamadığım mıydı? Anlatmadığım her şey. Bu kadının ilk ben Ufak Yangınlar kitabını okumuştum. Hatta sonra dizisini de izledim. Çok sevdim. O hikayeyi çok sevdim. Gerçekten böyle bayağı hoşuma gitmişti. Burada da hikaye anlatım tarzı yine benzer ve yazarın hikaye anlatım tarzını gerçekten çok sevdim. Ama yani bu kitabı ufak yangınlar kadar çok sevemedim. Ne yalan söyleyeyim. Keyif olarak okudum. O ayrı konu ama onun kadar sevemedim. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam bu kitabı ufak yangınlardan önce yazmıştı. Ben de kronolojik sıraya göre gidip de önceden bunu okusaydım. Bunu da büyük bir ihtimalle çok severdim. Sonra ufak yangınları okuyunca da aa o, bu da çok iyiymiş falan derdim. Ama işte biraz her işim ters biliyorsunuz bunu da ters yapınca belki biraz kitaba haksızlık etmiş olabilir ama ben maalesef ufak yangınlar kadar çok sevmedim. Burada da pilot 74'ümü tabii ki gözünüze gözünüze sokacaktım yani onu yazmadan önce. Sonra Şubat ayında okuduğum üçüncü ve son kitapta The Invisible Life of Eddie LaRue. Artık LaRue nasıl okunuyorsa LaRue. Fransızlığı yanlış hatırlamıyorsam oydu. Bu yazarın bazı gençlik kitapları Türkçe'ye çevrilmiş ama bu kitabın Türkçesi yok gördüğüm kadarıyla. Şimdi hikaye iyi Hani genel itibariyle ama hayata geçirilişi çok hoşuma gitmedi. Yani bir de okurken sürekli şey dedim Allah aşkına bu arada hiç yazı dersi aldıysanız yazıyla ilgili herhangi bir şey yaptıysanız hikayeye bir şey katmayan ayrıntıları uçur gitsin derler. Hatta yazarlar için çok zor bir aktivitedir bu. Ama gerçekten ne olur hikayeye değer katmayan her şeyi kesin yani böyle uzun uzun okurken bizi inanılmaz bayıyorsunuz. Bu arada bu kızcağız bir tür ölümsüz olduğu ve 300 küsür yıl yaşadığı için önce bir Fransa'da işte köyünde mi nerede öyle bir yerde başlıyor. Sonra New York'ta yine şeytanla böyle bir anlaşma yapmış bir adamla ilişkisinde falan filan tanık oluyorsunuz. New York kısımlarını sevdim, Fransa kısımlarını hiç sevmedim. Onu da baştan söyleyeyim. Bu arada 3 yıl boyunca yaşayıp oraları buraları gezip onu bunu kurcalayıp yok işte İlyadaları bilmem neleri okuyup da bu kadar olgunlaşamamış bir insan nasıl oluyor o da çok inandırıcı gelmedi onu da bilemedim yani karakter meselesi herhalde deyip geçiyorum. Videonun sonuna yaklaşırken de şunu söyleyeceğim. Eğer bu kitabın arkasını okursanız ve konuyu severseniz The Immortals, Türkçe'ye de Ölümsüzler diye çevrilmiş olan bir kitap var. O bundan çok daha iyi ve konuları benziyor. Evet efendim. Artık videonun sonuna geldik. Lütfen kanala abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi ve alarmları açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.